Dinozorlar gibi bu dünyadan uzun yıllar önce göçüp gitmiş hayvanları anlamak gerçekten çok zordur. Birçok kişi bu antik hayvanları sinema perdesine uyarlamaya çalışırken birçok doğal davranışı ve doğal özelliği göz ardı etmektedir. Bu da dinozorların halk arasında yanlış tanınmasına yol açar. Ki zaten bu yüzden de birçok kişi onları halen oraya buraya saldıran, dikenler olan devasa kertenkeleler zannediyor ki bu tamamıyla yanlıştır. Bu çoğunlukla göz ardı edilen ancak muhtemelen gerçek olan şeylerden belki de en büyüğü dinozorların dudakları olabileceğidir. Biliyorum, özellikle son zamanlarda çıkmış bazı filmler dinozorları gerçekten dişleri çok dağınık yaratıklar gibi gösterdi ve dudağın D'si bile yok yani bu tasarımlarda. Bunu muhtemelen onları daha korkutucu göstermek için yapıyorlar ki dinozorları niye bir korku öğesi olarak gösterirsiniz onu da anlamış değilim. Ancak başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Peki gerçekte dinozorlar nasıl gözüküyorlardı? Madem dişleri açık saçık her yerde gözükmüyorsa nasıldılar ve nasıl konumlanıyorlardı? Dudaklar dinozorlarda ne işe yarıyordu? Bu gibi soruların cevaplarını bu videomuzda vermeye çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Videonun girişinde değindiğimiz gibi, soyu tükenmiş hayvanların nasıl göründüğünü anlamak hiç kolay bir iş değil. Özellikle de milyonlarca yıl önce ölmüş canlılardan geriye bize pek de bir şey kalmadığını hesap edecek olursak. Bu yüzden de dinozorlar gibi hayvanlara olan bakış açımız tarih boyunca sürekli olarak değişmiştir ve belki de değişmeye devam edecektir. Sonuçta onlar hakkında daha öğreneceğimiz bir sürü şey var. Geçtiğimiz hafta Science dergisinde dinozorların suratlarındaki deri dokuları hakkında bir araştırma yayınlandı ve şu ana kadar bildiklerimizdeki en azından standartları değiştirebilir. Konuyu dinozorlara bağlamadan önce öncelikle gelin dudakların hayvanlar aleminde günümüzde hangi görevleri üstlendiğine bakalım. İnsan da dahil olmak üzere şu an yaşamakta olan bir sürü hayvanda dudak yapısını görebilmekteyiz. Genelde dişleri nemli ve güvende tutmak için evrimleşmiş bu yapı kas ve deri ile desteklenmektedir. Asıl görevi bu olsa bile evrimleştiği için bazı farklı ek görevler de canlıya getirebilir ki bu türden türe göre de değişebilmektedir elbette. Örneğin biz insanlar dudaklarımızı hareket ettirerek konuşmaktayız. Benzer bir biçimde diğer primatlar da yani bizim en yakın kuzenlerimiz de dudaklarını farklı şekillerde hareket ettirerek değişik sesler çıkarmakta ve iletişim kurmaktadırlar. Bunları geçin, dudak yapısı sadece biz memelilerde de değil, balıklardan tutun sürüngenlere kadar pek çok farklı yaşam formunda görülebilir. Bu da evrimsel süreçte omurgalar arasında bir ortak seçilim baskısı oluştuğu ve farklı şekillerde de olsa aynı görevde yapılar evrimleştiğini destekler niteliktedir. Bu genelde böyle olsa da yine de omurgalı olarak dudaklara sahip olmayan hayvanlar vardır. Kuşlar bu duruma en iyi örnektir ki özellikle onların dinozor olması da bu konuyu ayrı bir enteresan kılıyor. Öncelikle kuşların gagaları vardır ve dişleri yoktur. Bu yüzden de dudak yapısına gerek duymazlar. Timsahların da dudakları yoktur. Dişleri olmasına rağmen günlerinin çoğunu suda geçirmektedirler. Bu yüzden de dişlerini nemli tutmak için ekstra bir organa gereksinim duymazlar. Ek olarak bu canlılar dişlerini hayatları boyunca sürekli yenileyebilmektedir. Bu yüzden de ekstra bir güvenliğe ihtiyaçları da bulunmamakta. Konuyu eğer non-avian dinozorlara yani milyonlarca yıl önce soyu tükenmiş bir hayvan grubuna getirdiğimizde biraz spekülatif yaklaşmakta fayda var. Bize bu tip konularda en iyi veriyi verebilecek yöntemler de karşılaştırmalı anatomi veya filogenetik dallardır. Yani yaşayan torunlarına veya en yakın akrabalarına bakıp onlar hakkında bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Genel sanılanın aksine dinozorların tamamı 66 milyon yıl önce yaşanan yok oluşta yok olmamıştır. Aves dediğimiz grubun altında bazı üyeler ve bazı gruplar hayatta kalmayı başarmıştır. Şu an etrafınıza baktığınızda gördüğünüz her kuş bu soy hattından gelmektedir. Bu yüzden çok kısaca kuşlar dinozordur diyebiliriz. Bu canlılar her ne kadar dinozorların soyundan gelmiş olsalar ve hala onlar altında sınıflandırılıyor olsalar bile dudak konusunda onları baz alıp dinozorlar hakkında yorum yapamayız maalesef. Çünkü dişleri olmadığı için dudaklara da ihtiyaçları yok. Bu yüzden bize bu konuda iyi veriler sağlayamıyorlar maalesef. Böyle bir durumda diğer en yakın akrabalarına bakmamız en doğrusu olacaktır ki bunlar da timsahlar yani genel olarak krokodilyanlar oluyor. Timsahlar da bu konuda maalesef iyi bir veri sunmuyor. Çünkü onlar zaten dudaklara ihtiyacı olmayan canlılar. Öte yandan en azından terapod dinozorların çok büyük bir kısmı timsahlarla benzer ortamları paylaşmıyorlardı. Bu yüzden de ağız ve çene yapıları çok farklı olabilir. Dinozorların dudaklarının olup olmaması bilimsel çevreyi bayağıdır meşgul ediyordu ve bu bayağıdır da tartışılıyordu.
Tartışılıyordu elbet ancak hiçbir zaman bu makalelere pek yansımıyordu. Bu konu hakkında pek fazla yazı yayınlanmıyordu. Tabii ki hiç olmuyor demek biraz bu bilim adamlarına haksızlık etmek olur. O yüzden en son yapılana biraz değinmek isterim. 2017 yılında T-Rex'in de potansiyel bir atası olan Daspletosaurus üzerinde bir araştırma yapılmıştı. Ve o araştırmada bu tür dinozorların dudakları olmadığına yönelik bazı veriler ortaya çıkmıştı. Fakat bununla beraber aksini iddia eden kanıtlar da az çok vardır. Hatırlarsanız şu ana kadarki en gerçekçi dinozor belgeseli olan Prehistoric Planet'taki bütün terapod dinozorlarda dudaklar vardı. Ek olarak bilimsel camiada dinozorların dudaklara sahip olduğu konusu da pek tartışılmıyor ve büyük bir çoğunluk tarafından kabul ediliyordu özellikle son zamanlarda. E tabii ki böyle bir ortamın üzerine de dinozorların harbiden dudaklı olduğuna dair bir araştırma, bir makale güzel gidecektir ki o da çok geçmeden yayınlandı. Science'da yayınlanan yeni makalede bir karşılaştırmalı anatomi verisi üzerinden gidiliyor. Tabii ki kuşlar ve timsahlar iyi veriler sunamadıkları için araştırmada yer bulamıyorlar. Bu yüzden morfolojik olarak benziyor diyebileceğimiz ve aslında bayağı da uzaktan akrabaları olan Komodo ejderleri gibi bazı kertenkele türlerine yöneldiler. Tyrannosaurus Rex'e ait dişler bazı sürüngenlerle karşılaştırıldı ve sonuç olarak araştırmayı yapan ekip dinozor dişlerinin yaşayan kertenkeleler gibi kafatasları için çok büyük veya çok uzun olmadığına ve bu nedenle ağızlardaki dişlerin dışarı çıkmalarına gerek olmadığını ortaya çıkardı. Ardından bilim insanları enamele yöneldiler ki bu da dişin dış kısmını kaplayan mineralize ve sert bir maddedir. Burada da T-Rex'in muhtemel atası olan Daspletosaurus'un ve günümüz modern timsahların dişleri karşılaştırıldı. Dişlerin dudağa bakan ve dile bakan kısımları incelendiğinde, dinozorun dişlerinin timsah dişinden önemli ölçüde daha ince bir enamel tabakası olduğunu gördüler. Bu da dinozorların dişlerini dış etkilerden koruyan bir dudak yapısına sahip olduklarını gösteren önemli bir kanıttır. Ardından son olarak monitör kertenkelelerin ve bazı ölü kertenkele ve iguanaların kafataslarını incelediler. Ve bu hayvanların kafataslarını timsahların kafataslarıyla kıyasladılar. Timsahların kafalarının her yerinde duyu sistemlerinin önemli bir parçası olan bazı gözenekler vardır. Kertenkelelerde bunun aksine daha çok damarların ve sinirlerin geçtiği gözenekler vardır ve yapıları tamamen farklıdır. Dinozorlara baktığımızda timsahlarla daha yakın akraba olmalarına rağmen kertenkelelere benzer bir yapı görmekteyiz. Elbette bazı dinozor türlerini istisna kabul edebiliriz ki onlar hakkında da ayrı bir video yapabilirim eğer isterseniz. Kısacası bu bulgulara bakarak ve sonucu değerlendirecek olursak dinozorların çok büyük bir kısmının en azından dudaklara sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diye sanıyorum. Dinozorlar hakkında şu an bilmediğimiz ve belki de asla öğrenemeyeceğimiz tonla şey var. Bunları yeni gelişmeler sayesinde biraz biraz ortaya çıkarmaya devam ediyor insanlar ve ben de size bu gelişmeleri aktarıyorum. Bu tip içerikleri beğeniyorsanız ve paleontoloji dinozor haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Aynı zamanda abone ol tuşunun yanındaki zili de açmanızı öneririm. O sayede bildirimlere anında ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında koyduğum linklerden benim Instagram, Twitter ve TikTok adreslerime ulaşabilir, Discord sunucularımıza gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bye bye.